Evet, vakıf, vakıf medeniyeti. Tek cümleyle ifade edersek, gönüllülük esası, karşılıksız hizmet. Allah Resulü'nden bir itibar, Selçuklu İslam medeniyeti, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde vakıf medeniyeti önemli. Kars Ardahan Iğdır Vakfı'ndayız. Sayın Mehmet Irak, Kars Ardahan Iğdır Vakfı Kocaeli'de kurulmuş ve başkanımız. Efendim, devralem olarak buraya geldik. Farklı bir yere geldik. Aslan yattığı yerden belli olur. Baktınız da güzel içerideki resimlerde. Buyurun efendim. Eyvallah, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii burada Kars Ardahan Iğdır Vakfı'nda devri alem ekibini sizi burada ağırlamak bizim için onur olduk, şereftir, ama başta ifade edeyim. 1996 yılında kurulmuş bir vakfımız vardı. Uzun yıllar atıl bir durumda kaldık, tabela vakfı olarak kaldık. 2016 yılından itibaren de aktif bir şekilde hayata geçirmiş olduk. Tabii bizim ana temamızdaki gayemiz de birliktelik, bütün derneklerimizi bir çatı altında toplamak. Bunlarla birlikte yapacağımız faaliyetleri ve yapıyorsunuz da. Şu arkadaki resim çok ilgimi çekti. Bizim ilk geldiğimizde misafirlerimize anlatmak istediğimiz ana tema şu. Alparslan 1064'te Kars'a girdiğinde burada şu katedralde gördüğümüz Cuma namazının ilk kılındığı mescid ve ilk camimiz. Anadolu tarafından yapılan ilk cami. İlk cami. Biz hep 1071'i biliriz. 1071'den önce 1064'te Kars'ta başlamıştır Anadolu Harekatı. Ve ilk camimiz buradadır. İlk Cuma mescidimiz de oradadır. Biz şunu ifade etmek istiyoruz. Kıymetli hocam. Rus esaretine 40 yıl kalmış, rahmetlemiş, bedel ödemiş, Türkiye Cumhuriyeti'nden önce devlet olmuş ve ilk gazilik ünvanını alan bir şehrin çocuklarıyız biz. Biz buraya geldiğimizde hiç kimseden üstün olmadığımızı ama bir tarihin, bir medeniyetin de kabul edilmesi gerektiğini ifade edebilmek adına tarihimizi anlatıyoruz. Dünyada sadece paletli tankın üzerinde yürüyebildiği bir gölümüz var bizim. Biz bunu anlatamamışız. Bizim kalemizi, hanlarımızı, hamamlarımızı, kültürümüzü, Kafkas Müzesini, Harp Müzesini biz anlatamamışız. 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçirilmiş olduk. Bugün Türkiye'nin birçok kavmine, kesimlere bakıyoruz şöyle. Bakıyoruz ki 2012 yılından sonra tarihe büyük bir önem verilmiş. Tarihler yeniden yaşatılıyor. Selçuklu döneminden Roma dönemine kadar olan bütün tarihi medeniyetlerimiz gün yüzüne çıkıyor. Biz de Kars'ın tarihini, kültürünü, medeniyetini gün yüzüne çıkartmak adına çok ciddi çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi Çıldır Gölü ile ilgili çalışmalarımızdı. Onu hayata geçirdik. Bir büyük projemiz vardı. Yaklaşık 2 yıldır söylüyorduk. Doğu Ekspresi ile ilgili Sayın Bakanımıza da bunu ifade etmiştik. Allah razı olsun. Kendisi büyük bir projeyle Doğu Ekspresi'ni hayata geçirdi. Bugün Kars'a her yıl daha fazla yerlere yabancı turistlerle birlikte hizmet etmeye devam ediyor. Vakıf çok güzel. Kaç metrekare? Burası yaklaşık taban ve yukarısıyla beraber 500 metrekarelik bir alan. Bir gezelim o tabii, zaman. Tabii efendim. Gezelim, gerçekten hoş. Biz burada hocam, müteşebbislerimize, iş kadınlarımıza, iş adamlarımıza bu vakfın salonunu, buradaki konferans salonuna hizmete açtık. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bütün, sadece Kars Ardahanlı'dır olmak mecburiyeti yok. Kim olursa olsun, hangi ırktan, hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun burada gelip hizmet edebilir, konferans verebilir. Ve vakfımızın bir diğer özelliği de hocam, bizim vakfın dini ve dili yok. Evet, vakıf başkanının bir dini, bir dili var, bir inancı var ama vakfımızın dini ve dili yok. Kim olursa olsun, hangi kavimden olursa olsun gelip burada kendi kültürünü anlatabilir de, hizmet edebilir de. Doğum günleri programlarına veriyoruz ücretsiz. Burada taziyeler veriliyor ücretsiz. Burada herhangi bir vatandaşımız Kars Ardahan Iğdır'la olmak mecburiyeti yok. Herhangi bir kardeşimizin, hemşerimizin bir acil gününde burada kendisine hem biz hizmet ediyoruz, ocaklarımızda yemeklerimizle beraber yemek verdiğimiz fırsatı puanımız var, altta ve üstte. Burada her türlü imkanı onlara sağlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Devralem Parkı ile Kocaeli Kars Ardahan Iğdır Vakfı'nın Körfez ilçesi Tütün Çiftlik'teki merkezindeyiz. Birlikte geziyoruz. Bakın hangi eserler var, ne kadar güzel bir vakıf. Örnek bir vakıf. Teşekkür ediyoruz. Bir şey daha hatırlatmak istiyoruz. Burası Türkiye'de iki tane vakıf var hocam. Kars Ardahan Iğdır Kalkınma Vakfı İstanbul'da. Kars Ardahan Iğdır Vakfı Kocaeli'de, merkezi Kocaeli'de. İki tane vakfımız var. İki vakıf var. Türkiye Kars Ardahan Iğdır Vakfı. Efendim, başarılar diliyoruz ve birlikte geziyoruz.